son şarkısını duydun değil mi anne? Ne güzel! Kimin son şarkısı yavrum? Kimin olacak? Gökhan Güney'in tabii. O da kim? Bu şarkıcılar da birbirlerini hiç çekemezler. Gökhan Güney'i de tanımıyorum diyemezsin ya. Bütün arkadaşlarım hayran ona. Ben de deliler gibi seviyorum. Sesini tabii. Şimdi hemen koş ve üzerine şık bir şey giy. Benimle matineye geliyorsun. Canım anneciğim! Hemen hazırlanırsan sen de geliyorsun. Gör bakalım, annenden daha iyi şarkı söyleyen var mıymış? Hadi fırla, geç kalmayalım. Gökhan abi, Gökhan abi, bir şey deyince alamışsın abi. Ya Rabbim, bir tane daha anne bak, imza atmaktan başını alamıyor ya! Ya bırak şu çoluk çocukla uğraşmayı, Allah Allah! İşimiz var! İmza, 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 imza! Ulan nereden meşhur ettim seni ben be? Hadi kardeşim, gazla, 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 çek! Hadi çek, çek, çek! Nen var yine? Suratın beş karış. Sen adam olmayacaksın oğlum! Türkiye'nin en büyük gazinocusuna gidiyoruz, sen hala veletlerin peşindesin! İnsanda biraz heyecan olur ya o icabında! Bak Aydın, bütün işlerimi sana bıraktım. Hiç sevmediğim halde bu gazino işine girmeyi bile göze aldım. Göze mi aldın? Yahu seni kimse gazinoya istemiyor, bunu anlasana! Fahri Bey bir kere dinleyecek, beğenirse lütfen kabul edecek. Bunu ayarlamak için bile göbeğim çatladı. Şunu kafana iyice sok Gökhan! Bu dünyada her şey paraya dayanıyor. Bir sürü besten var, tamam kabul. Ama hangi plakçı sana para yatırıyor? Eski 3-5 şarkıyla yürümüyor bu iş. Kendi planı yapmak için paraya ihtiyacım var. Bu parayı da o beğenmediğin gazinocular veriyor. Söyle bana, haksız mıyım? Ya oyunu kurallarına göre oynayacaksın, ya da kaybedeceksin. Haklısın. Bana bak, istersen vazgeçelim. Bu benim kıvırabileceğim bir iş değil. Hadi be! Herkes sana hayran olacak! Şöyle derin bir nefes al ve krallar gibi gir içeriye. Ama hayatının ilk büyük sınavını vereceğini de unutma icabında. Hadi aslanım benim, gel içeri gel. Mineciğim, sıkıldınsa salonda bir yere oturtayım seni. Programı izlersin. Yok anne, ben biraz kuliste dolaşayım, daha eğlenceli. Nesi var bu kızın Gül Hanım? Bazen öyle durgunlaşıyor ki. Yo, bir şey yok. Bazen dalar gider işte. Bir dakika beyim, bu kapıdan yalnız sanatçılar girebilir. Fahri Bey'in haberi var kardeşim. Olmaz beyim, laftan anlamaz mısınız siz? Burası kulis, benden sorulur arkadaş. Boş ver Aydın, sana söylemiştim. Arka kapıdan bile içeri almıyorlar bizi, hadi gidelim. Sen kim oluyorsun da Gökhan Bey'i içeri almıyorsun ha? Ama küçük hanım! Biraz önce Fahri Bey'in yanındaydım. Gökhan Bey'i sorup duruyordu. Sen işinden mi olmak istiyorsun? Ben bilmiyordum küçük hanım. Buyurun efendim, buyurun. Bana bak dünya güzeli, kimsin sen? Kim olduğum önemli mi? Fahri Bey'in beni beklediğini nereden duydun? Ben hiçbir şey duymadım. Fahri Bey'i de hayatımda görmedim. Söyler misin bana, ne biçim şarkıcısın sen? Yalan nedir, hiç bilmez misin? Ben sadece seni seven bir çocuğum. Şarkılarına bayılıyorum. Yakışıklısın da, sana bayılıyorum. Bana bunun için mi yardım ettin? Evet. Bir de şu var. Buradakilerden o kadar değişiksin ki, seni sevmemek elde değil. Hadi Gökhan! Fahri Bey'le konuştum, sıra sende. Hemen hazırlan, çabuk yürü yürü! Benim için dua et. Geleceğim bu dakikalara bağlı galiba. Anne, anne! Ona yardım etmelisin! Ne oldu gene yavrum? Kime yardım edeceğim? Gökhan'a! Belki inanmayacaksın ama konuştum onunla. Öyle iyi ki, öyle iyi, öyle yakışıklı ki... burada çalışmak istiyor. Bu onun için çok, çok önemli. Sen istersen yaparsın. Yardım et anneciğim. Şimdi dışarıda neler oluyor? Teker teker hepsini anlat bakalım küçük hanım. Sonra anlatırım. Sahneye çıktı bile, onu seyredeceğim. Tersine dönmeden dünyanın çarkı, kalmadan yaşamak.
yılda bir doğru bir işin peşindesin oğlum. Bu olan da iş var. Bir yandan vefatla olmaz terk edenler var. Bir yandan gülmedip dinletenler var. Artık yaşa bana ne alamam var. Ben Fahri Bey filan tanımam. Bu gazinonun müdürü sensin Halit Efendi. Ben de buranın as solistiyim. Hepiniz benim yüzümden ekmek yiyorsunuz. Bu kadar uzatacağını bilmiyordum hanımefendi. Halk alkışladıkça oğlan da söylüyor. Ne yapabilirim? Benim alkışımı, sahnemi ve zamanımı kimse çalamaz. İki dakika içinde o adamı sahneden indirmezsen sen de işinden olursun Halit Efendi. Haberin olsun. Emredersiniz efendim. Olmazsa perdeyi kaparım. Kızım, fazla büyütmedin mi bu olayı? Benim kızgınlığım başka şeye, Müzeyyen abla. Ama 40 yılın Halit'ine bağırıyorsun. Doğru, hata ettim belki. Ama şu sahnedeki adam var ya, bağırmam onaydı aslında. İnanmam kaderi, bunlar yaratmış. Bütün suçlarını kader. Daha da iyisi olacak. Sen yanımda oldukça hiçbir zaman sırtım yere gelmez benim. Nasıl, ben sana başaracaksın dememiş miydim? Senin sayende. Sen dua ettin ya, onun için başardım dünya güzeli. Henüz başarmış sayılmazsınız Gökhan Bey. 3-5 kişinin alkışına kanıp da başardığını sanan nice şarkıcılar gördüm ben. Hepsi silindi gitti. Ve ucuz başarıların peşinde koşan herkesten nefret ettim ben. Ama şimdiye kadar küçücük bir kızı yem olarak kullanan, onun duygularını sömürerek bir yerlere gelmeye çalışana hiç rastlamamıştım. Siz ne demek istiyorsunuz? Gerçekleri söylemek istiyorum. Mine'nin benim kızım olduğunu biliyordunuz değil mi? Onun için onun küçük kalbine girdiniz. Onun duygularını çaldınız. Sadece şu sahnede şarkı söylemek, ün ve para kazanmak için değil mi? Bunlar sizin dünyanız için geçerli kanunlar Gül Hanım. Ama biliyorum ne söylesem... Sizi daha fazla dinleyemem. Yeterince zamanımı çaldınız zaten. Boş ver. Yaşa oğlum, başardın, oldu bu iş. Yürü gidelim buradan. Aa, deli misin sen be? Fahri Bey'le konuştum. Sen beni dinle, gidelim. Sağ ol dünya güzeli. Elinden geleni yaptım biliyorum. Ama bu dünya gazino dünyası. Gidelim icabında dedimdi. Anlamıyorum. Bir türlü anlamıyorum. Nasıl kaçırdık işi be? Fahri Bey bile alkışlamıştı. Düşünsene, o bile.
Fahri Bey kimden kazanıyor parayı? Müşterilerden. Müşteriler kime para ödüyor biliyor musun gazinoda? Ah ve aydın! Biraz kafan pisliğe çalışsa, benim yerime bir kadın şarkıcıyla uğraşırdın. Artık gidelim ve bu konuyu unutalım. Sen de benim gibi boşa kürek çekiyorsun. Tamam, tamam. Gidelim icabında. Bana bak, bozma moralini. Yarın yeni bir gün, kim bilir neler olacak. Bıktım artık Aydın, inan ki bıktım. Boş ver, karına selam söyle. Hürmetlerimi de. Hadi, çek, çek, çek. Siz daha yatmadınız mı? Seni bekledik baba. Ama ben yedim, acıkmıştım. Sen artık koca adamsın, beni beklemen gerekmez. Annen yine yemedi, değil mi? Beni bekledi. Karının nasıl olmasını isterdin? Tabii ki seni bekleyeceğim. Sensiz boğazımdan bir lokma geçer mi sanıyorsun? Seninle ayrı dünyalarda, ayrı duygularda yaşıyoruz Ayten. Ama buna rağmen hep aynı sevgiyi, hep aynı heyecanı paylaştık. Ben de yıllardan beri seninle aynı sevgiyi paylaştım. Ama heyecanlarına ortak olduğumu söyleyemem. Senin heyecanların benimkinden çok farklı. Bunları Cem'in yanında konuşmamız gereksiz. Zaten uykusu geldi onun, yatacak. Değil mi yavrum? İyi geceler baba. İyi geceler yavrum. Karnın aç mı? Bu saate kadar gelmiyorsun. Sonra karnın aç mı diye soruyorsun. İnsan da iştah mı bırakıyorsun Gökhan? Üstüme varma. Çok kötü bir gün geçirdim. Anlatırım sana. Hadi yatalım. Bu işin sonu yok. Bir anlasan. Belki haklısın ama kabul edemiyorum. Bu kadar yıl uğraş, didin... Onlar başka insanlar. Onların başka bir dünyası var. Eğer başarırsan sen de onlardan olacaksın. Gazetelerde okuduğumuz bir başka düzenin insanı olacaksın. Anlasana! Neden korkutuyor bu seni? Neden korkutmasın? Seni kaybetmek, sensiz yaşamak kolay mı sanıyorsun? Sus! Böyle şeyleri düşünmeni bile istemiyorum. Evet hanımefendi! Emredersiniz! Hemen kendisini bulup bu durumu anlatırım, tabii. Hiç merak etmeyin, ben elimden geleni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz hanımefendi. Her şeyi halledeceğim. Teşekkürler, size de iyi günler. Güle güle! Ben sana söylemedim mi oğlum her şeyin düzeleceğini? Lafı geveleyip durma. Ne oldu söyle? Telefondaki Gül Hanım'dı. Gazino işini halletmiş. Hemen seninle görüşmek istiyor. Boş versene sen. Olur mu be? Kulaklarımla duydum. Başımıza devlet kuşu kondu. Şimdi hemen ona gidiyorsun. Kalk! Buyurun efendim. Gül Hanım hemen gelecek. Sizin burada beklemenizi istedim. Sağ olun. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Telefonları bağlamayın. Bir süre kimseyle görüşmeyeceğim. Emredersiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Geldiğinize sevindim. Önce dünkü kaba davranışım için özür dilemek istiyorum. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Sizdeki bu ani değişikliğe neyin sebep olduğunu öğrenmek isterdim. Kızımın kalbini çalmışsınız. O da benimkini çaldı. Çok tatlı ve akıllı bir çocuk. Şimdi gerçeği söyleyin bana. Benden ne istiyorsunuz? Gazinodaki işi aldınız. Menajerinizle görüştüm. Planınız için gereken parayı da vereceğim. Ama neden? Bunu bir pazarlık olarak kabul edin. Bu pazarlıkta benim satacağım mal ne olacak? Yanlış anlamayın. Her şeyi kızım için yapıyorum. Vazgeçilmez bir tutku gibi onun içine işlemişsiniz. Sizinle birlikte çalışmak, ünlü olmanıza yardım etmek istiyor. O şirin, tatlı bir çocuk. Yanımda olması için bana para ödemeniz gerekmez. O daha fazlasını istiyor, anlasanıza. Hayatta bir şeyler yapmak, bir işe yaramak istiyor. Hiç böyle saçma bir istek duymamıştım. O daha çocuk. Bir işe yaraması için daha çok zamanı olacak. Size bir teklif yaptım. Eğer kabul ediyorsanız çekinizi şu anda keserim.
Ben şımarık bir kızın kaprislerini tatmin etmek için uğraşan bir kadından para alamam. Gökhan Bey! Gökhan Bey! Ben kimseden kolay özür dilemem. Ama demin söylediklerim için affedin beni. Bu iş kızım için çok önemli. Ona hayatın zorluklarını böyle öğretemezsiniz. Siz bilmiyorsunuz. Her istediğine bu kadar kolay sahip olarak büyümemeli. O büyümeyecek, anlıyor musunuz? Büyümeyecek. Ne demek bu? Hiçbir şey. Unutun bütün söylediklerimi, unutun! Bütün hayatın boyunca peşinden koştuğun şans ilk defa kapını çaldı ve sen bir tekmede fırlatıp attın onu. Eğer düşündüğüm gibiyse... Hop! Nereye gidiyorsun? Birini göreceğim. Bu akşam da yalnız iç. İyi, tamam. İçeriz icabında. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, ama Gül Hanım evde yok, gazinoya gitti. Biliyorum, ben de onunla değil, Mine ile görüşecektim zaten. Buyurun efendim. Buyurun. Merhaba. Selam. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Sen çıkabilirsin Hamiye. Nereden buldun bu eski plağı? Bende bile yok. Bende bütün plaklarım var. Annemin teklifini kabul etmedin. Beni istemedin, değil mi? Seni çok seviyorum dünya güzeli. İyi bir menajer olacağına da eminim. O zaman neden hayır dedin? Henüz hayır demiş değilim. Önce bilmek istediğim bazı şeyler var. Ne öğrenmek istiyorsun? Neden benimle çalışmak istiyorsun? Bir işe yaramak istiyorum artık. Seni de seviyorum. Sevdiğim bir işte çalışayım istiyorum. Bunun için daha çok küçük değil misin? İleride çok zamanlı olacak. İleride, ileride! Herkes bunu söylüyor. Ama ilerisi yok ki. Bana doğruyu söyle, hasta mısın sen? Annem sana söyledi demek. Git yanımdan. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Sana acımıyorum. Seni seviyorum ve yardımcı olmak istiyorum. Derdinin çaresi olmak istiyorum. Anlat bana, neyin var? Kusura bakma, düşündükçe bazen böyle kötü oluyorum işte. Bugüne kadar her istediğim oldu. Çok güzel yaşadım. Onun için ölümden korkmuyorum. Ölümden söz etmeyelim istersen. Neden? Yoksa kan kanseri öldüren bir hastalık değil midir? Kan kanseri mi? İlk duyduğumda ben de senin gibi olmuştum. Ama zamanla her şeye alışıyor insan. Ölüme bile. Mine, bu ciddi bir hastalık, emin misin? Doktorla annemin konuşmasını gizlice dinlediğim zaman 5 yaşındaydım. O günden bu yana 2 kere ölümün eşiğinden döndüm. Şimdi 3.sündeyim ve bunun sonuncu olduğunu biliyorum. Mutlaka, mutlaka bir tedavisi olmalı. Artık bıraktım tedaviyi. Bu konuda annemle çok tartıştık. Ama doktorlar da benim tarafımı tuttular. Tedavinin faydasız olduğunu söylediler. Şimdi anlıyor musun bazı şeylerin neden acele olmasını istiyorum? Bu hastalık yeni doğmuş bebekleri bir günde öldürürmüş. Biliyor muydun? Ne kadar zamanın kaldı? En şanslı doğanlar kelebekler. Onlar 6 hafta yaşayabiliyorlarmış. Ne kadar zamanın kaldı dedim. Senin başarını görecek kadar. Bunu istiyorum. O zamana kadar da ölmeyeceğim. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Birlikte başaracağız. Ben de sana söz veriyorum.
Size çok şey borçluyum. Dün Mine ile konuşmanız onu öyle etkilemiş ki. Ona birlikte başaracağımıza söz verdim. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Savaşınıza ben de yardım edeceğim. Şunu bilmenizde yarar var. Düşüncelerimde hiçbir değişiklik olmadı. Sizden maddi yardım kabul etmeyeceğim. Gazino işimi almama engel olmayın yeter. Nasıl isterseniz. Ama bundan sonra sık sık beraber olacağız. Sizli bizli konuşmaya bir son versek nasıl olur? İşte bu teklifini kabul ediyorum. O zaman bundan cesaret alarak bir başka teklif yapacağım sana. Gelecekteki başarını kutlamak için sana bir iki kadeh içki ısmarlamak istiyorum. Ne dersin? Böyle bir davete hayır diyebilecek hiçbir erkek düşünemiyorum. Teşekkür ederim Gökhan. İnan ki çoktandır böyle güzel saatler geçirmemiştim. İnsanın senin gibi bir dostu olması bulunmaz bir şans. Senden özür dilemek istiyorum. Neden? Seni ilk tanıdığım gün kötü şeyler düşünmüştüm. Kaprisli, duygusuz bir şarkıcı parçası olduğumu düşünmüştün, öyle değil mi? Yanılmışım. Affet. Aslında yanılmadın Gökhan. Ben içinde bulunduğum düzende öyle olmak zorundayım. Ama seninle beraberken... Yeter. Sonrasını biliyorum. Çünkü seni anlıyorum. Mine'ye selam söyle. Sen de oğluna ve karına. Cem'i az önce yatırdım. Seni beklerken uyuyakaldı. Lütfen yine başlama Ayten. Ne yapayım? Nasıl davranayım istiyorsun? Aile düzenimiz çatırdıyor. Kocam yıllardır boş bir ümidin peşinde koşuyor. Gece yarıları eve geliyor. Söyle bana, benim gibi bir kadının nasıl olması gerekir? Sana hak vermiyor değilim. Ama sen de beni anlamalısın. Hem sonra senin dediğin gibi boş bir ümit değil bu. İşin sonuna geldim. Başardım sayılır. Ben de bundan korkuyorum işte. Başarmandan. Bir şarkıcının karısı olmak istemiyorum. Terk edilmiş, yapayalnız bir kadın olmak istemiyorum. Deli misin sen? Benim karımsın, çocuğumun annesisin. Bütün bunları nasıl düşünebilirsin? Beni korkutan sen değilsin. İçinde bulunduğun çevre, bu gazino dünyası ailemizi silip götürecek. Yalvarırım vazgeç. Alışmaya çalış. Yakında ünlü bir şarkıcının karısı olacaksın. Ve inan bana, bu seni rahatsız etmeyecek. Sana inanmak istiyorum. Başka çarem de yok galiba. Ama içimi tarifi imkansız acılar kemiriyor. Kötü şeyler olacak, hissediyorum bunu. Yanılıyorsun. Bırak her şey olduğu gibi gitsin. Güven bana. Keşke güvenebilsem. Seni eve kim bıraktı? O arabayı daha önce hiç görmemiştim. Aydın'ın işi vardı bu akşam. Onun bir arkadaşının arabasıydı. At bu düşünceleri kafandan. Hadi geç oldu, yatalım. Seni öyle özledim ki bilemezsin. Hadi canım, hadi canım, hadi Allah'a ısmarladık. Başardın, biliyordum bunu, emindim. Bu daha başlangıç. Birlikte neler yapacağız göreceksin. Doğrusunu istersen ilk gecende böylesine başarılı olacağına ben bile inanmamıştım. Bu iş tamam çocuklar! Bu gece iyi başladık. Şimdi bu başarıyı hep birlikte kutlayacağız. Tamam icabında! Sevmiyor musun? Nereden çıkarttın bunu?
annemi neden dansa kaldırmıyorsun? Bilmem ki, bakalım o ister mi? Bu kadar konuşacağına bir teklif et bakalım. Nasıl değişti bir bilsen. Mine öyle mutlu ki. Biraz da kendini düşün sen. Sen de mutlu olmaya layık bir insansın. Eğer sana daha önce rastlamış olsaydım... Olmayacak şeyler söyleyip şu güzel dakikaların büyüsünü bozma lütfen. Artık gitme zamanı geldi. Bizim prenses gece hayatına fazla dayanıklı değilmiş. Öyle mutlu ki. Anne babam gelmeyecek mi? Gelecek yavrum. Biliyorsun bu gece onun için çok önemli. Herhalde işi bitmemiştir daha. Ama giderken söz vermişti, birlikte kutlayacaktık. Babanın yaptığı işte saatlerin önemi yoktur yavrum. Geç oldu. Hadi uyu. Ben beklerim onu. Ne kadar güzel uyuyor. Hayatımın en güç dakikaları bunlar işte. Koca evde tek başına yapayalnız bir kadın. Yapayalnız da değilim aslında. Beni terk etmeyen acılar ve umutsuzlukla birlikte yaşıyorum. Peki neden? Senin gibi bir kadın. Boş ver. Bu uzun bir hikaye. Sana bir şey sormak istiyorum. Karına bizden söz ettin mi hiç? Hayır. Bize de karından ve çocuğundan hiç söz etmiyorsun. Biliyor musun? Aslında biraz kıskanıyorum karını. Bir ailenin erkeksiz olması çok kötü. Sen zengin, ünlü ve güzel bir kadınsın. Çevrende pek çok insan olmalı. Ben herhangi bir erkekten söz etmiyorum. Müşfik bir kocadan, iyi bir babadan ve sıcak bir yuvadan söz ediyorum. İçinde yaşadığım çamurda böyle bir erkek var mıdır sanıyorsun? Unutma. Ben de çamurdan yapılmış bu sahte dünyaya aitim. Hayır. Sen başkasın. Seni ilk gördüğüm anda anlamıştım bunu. Keşke çok önceden rastlasaydım sana. O zaman belki... Belkisi yok Gökhan. Biz neysek oyuz. Ah, çok geç oldu. İstersen burada kalabilirsin. Mine uyandığında onun yanında olmak isterdim. O zaman sana üstünü örtecek bir şeyler getireyim. Gece iki defa aynı şeyi söyledin bana. Keşke daha önce tanışsaydık dedim. Ve ben seni susturmaya çalıştım. Neden biliyor musun? Eğer daha önce tanışsaydık... Ben senin gibi bir adama deliler gibi aşık olurdum. Ve belki şu karşında gördüğün süslü püslü assolis parçasından çok daha mutlu olurdum. Hiçbir şey için geç sayılmaz. İçinde yaşadığım dünyanın bana öğrettiği bir tek iyi şey var. Gerçekçi olmak. Bunu bir gün sen de öğreneceksin. Sana bir battaniye getireyim. Divanda yatacaksın, üşümeyesin. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Saat kaç? Kusura bakma, daha çok erken. Ama Aydın biraz önce telefon etti. Bu saatte mi? Ne istiyormuş? Karın telaşlanmış. Her yerde seni arıyormuş. Hemen eve gitsen iyi olur. Yıllardır iyi bir eş olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bir yerde hatalıydım herhalde. Seni bir türlü yuvamıza bağlayamadım. Bu olayı neden bu kadar büyütüyorsun anlayamadım. Her şeyi anlattım sana. Sebep sadece bu değil Gökhan. Sen de biliyorsun bunu. Hayatım sofra başında seni beklemekle geçiyor. Bu benim mesleğim Ayten. Biraz anlayışlı olsana. Ya sen? Sen biraz anlayışlı olamaz mısın? Sabaha kadar eve gelmediğin zaman karının ve oğlunun neler hissettiklerini, nasıl korktuğunu düşünemez misin? Yine aynı konuya dönüyorsun. O küçük kızın bana ihtiyacı var, ölecek diyorum, anlasana. Bizim sana ihtiyacımız yok mu sanıyorsun? Ama bu... bu başka bir şey. Ona aşık mısın? O kadına. Şarkıcı kadına. Bunu nereden çıkardın? Bu sorumun cevabı değil. Aşık mısın ona? Hayır. Neden? Neden inanamıyorum sana? Sensiz yaşamaya alışamadım ben. Bütün hayatımı senin varlığın, senin sevgin üzerine kurdum. Senin sinirlerin yıpranmış, her şeyi çok büyütüyorsun. Şunu iyi bil, seni seviyorum. Belki sevmekten de öte bir duygu, bir tutku bu. O kadının ne kadar zengin, güçlü ve güzel olduğunu biliyorum. Ama ne olursa olsun ona bırakmayacağım seni. Benim kocamsın, kocamsın, kocam. Şimdi istersen git, bir süre onunla beraber ol, düşün, sonra kararını ver. Ama bu evde seni seven bir karın ve oğlun olduğunu unutma. Yalvarırım, unutma. Sabah eve gidince ne oldu? Karınla neler konuştun? Neden anlatmıyorsun? Belki sana yardımcı olabilirim. Yardımcı olmak mı? Belki ileride... Ama şimdi bunları konuşmayalım. Bak bizim dünya güzeli ne kadar mutlu. Hadi koş, ona yetişelim. Senin kafandan bir şeyler geçiyor dünya güzeli. Bir iki saattir hiç konuşmuyorsun. Sadece bir iki saattir değil, birkaç gündür düşünüyorum aslında. Neyi düşünüyorsun? Size sormam doğru olur mu diye düşünüyorum. Neyi?
Hadi çıkar baklayı ağzından. Söz ver. Sorarsam kızmayacaksın ama. Söz. Kızmayacağım. Siz birbirinize aşık mısınız? Bu seni ilgilendirmez ufaklık. Neden? Bundan doğal ne olabilir ki? Mine? Tamam, tamam. Ben küçük bir kızım ve yatmaya gidiyorum. Ama inşallah düşündüğüm gibidir. Senin gibi bir babam olmasını öyle isterdim ki. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anneciğim. İyi geceler yavrum. Çok zeki bir kızım var. Biraz fazla zeki değil. Çocuklar her şeyi daha iyi hissediyorlar. Mine, bizim bile birbirimize itiraf etmekten çekindiğimiz duyguları bir anda nasıl söyleyiverdi? Dinle Gökhan. Yanlış bir şey yapmayalım. Biz sadece... Sen dinle beni. Artık gerçeklerden kaçmanın, bu oyuna devam etmenin bir faydası yok. Günlerdir bu duygu fırtınasının içinde çalkalanıp duruyor. Ama artık sana anlatmak, huzura kavuşmak istiyor. Seni seviyorum. Deliler gibi. Vazgeçilmez bir tutku bu. Anlıyor musun beni? Sus! Pişman olacağın şeyleri söyleme bana. Pişmanlık da insanlar için yaratılmış bir duygu değil mi? Sevmek, nefret etmek, acı çekmek gibi. Bunların hepsini teker teker yaşayacağız. Ama şu anda hissettiklerim bunlardı. Söylemedi ne demedim. Zorlama kendini. Bırak duygularımız hakim olsun bize. Sus! Dayanamayacağım. Acıyla mutluluğu bir arada yaşayabilir mi insan? Tabii, bazen bu hayatın tüm anlamı olur. Böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Seni kaybetmekten öylesine korkuyorum ki. Osman Beyciğim, birkaç ay daha beklemeniz gerekecek. Vallahi Gökhan Bey'in 3 aylık programı şimdilik dolu. Tabii. Daha sonra gazinonuz için bir kolaylık düşüneceğiz icabında. Güle güle Osman Beyciğim, güle güle. İcabında. Ulan şu işe bak be! Talih yürü ya kulum demesin. Bütün gazinocular sıraya girdi. Birkaç ay önce herifler benimle konuşmuyorlardı bile. Doğrusunu istersen iyi iş becerdin. İnanır mısın, aklımın ucundan bile geçirmiyordum bugünleri. Aslında benden çok şu sevimli veletin yardımı oldu sana. Ne uğurlu kızmış be! O benim dünya güzelim. İyilik meleğim. Şansımı açan küçük bir peri kızı. Ya peri kızının annesi? Onu yabana mı atıyorsun? Hadi hadi, işletme beni. Onu bu işe karıştırma. Kadının yaptıklarını nasıl işe sayarsın? Sadece yarınki davet senin için milyonlarca liralık reklam olacak. Ne daveti? Sana söylemeyi unuttum değil mi? Aslında bunu Gül Hanım'la o canavar çocuk Mine düşündü. Yeni planı tanıtmak için büyük bir parti veriyorlar yarın. Nerede? Gül Hanım'ın evinde. İstanbul'un bütün sosyetesi, basın, gazinocular, iş adamları, herkes orada olacak. Plan bomba gibi patlayacak oğlum. Senin şöhretin yarın resmen belgeleniyor. Sıkı dur ha! Bir şey söylemeyecek misin? Sevinçten zıplamayacak mısın? Yarından sonra bütün Türkiye tanıyacak seni oğlum! Neden bana hiçbir şey söylemedin? Senin koruyucu meleklerin böyle istediler. Gül Hanım ve o küçük, o tatlı canavar. Yarın akşam bomba patlıyor oğlum! Yıldız oluyorsun, yıldız! Hey, nereye gidiyorsun be? Alo? Evet? Merhaba! Neden? Neden söylemedin bana? Söyleseydim, bunu yapmama izin vermeyecektin. Tabii vermeyecektim. Senden bir şey istemediğimi söylemiştim. Bu benim değil, Mine'nin isteği. Üstelik o senin ne kadar dik kafalı bir adam olduğunu biliyor. Belki benden daha iyi tanıyor seni. İşte bu gerçekten doğru. Mine yanında mı? Evet. Üstelik artık bu konuda ısrar etmeni istemiyor. Yarın bu evde doğacak yıldızı ikimiz de çok seviyoruz. İtirazın var mı? Emir büyük yerden geliyor. İtiraz etmek mümkün mü? O zaman her şey halloldu. Yarın seni bekliyoruz. İkinizi de seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Kızdı mı? Onun
nasıl deli yürekli bir adam olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ama bu defa kızmadı. Onu gerçekten seviyor musun anne? Bu duyguların ne olduğunu anlamak için çok gençsin yavrum. Belki de sen yanılıyorsun anne. Kendimi öyle yaşlı hissediyorum ki. Yapma Allah aşkına, onlardan da hiç beklemez. Öylesine gösterişli bir davet vermen gerekli miydi? Bu işler hep böyle yürür. Güçlü olduğunu göstermezsen değerini kimse anlamaz. Bunlar içinde tek güç paradır. Ne acı değil? Öyle. Bazen düşünüyorum da bu paraya tapan sevgisiz insanların arasında ne arıyorum ben? Vazgeç öyleyse. Git herhangi bir işe gir. Sabahtan akşama kadar çalışan milyonlarca insan gibi yaşa sen de. Yapamıyorsun değil mi? Başka çıkar yol yokmuş gibi konuşuyorsun. Vardır tabii. Ama biz bu yolu seçtik. Ve oyunu kurallarına göre oynamak zorundayız. Beni bu oyuna bağlayan öyle güzel iki oyuncu var ki. Mine ile senin bulunduğun takımda oynamaya karar verdim. Sonuna kadar hem de. Buyurun. Gökhan Bey burada mı? İçerideler efendim. Affedersiniz efendim, davetli miydiniz? Ben Gökhan Güney'in karısıyım, bu da oğlu. Onun için verilen bir davete gelmeye herhalde hakkımız var değil mi? Sizi tanıyamadığım için çok özür dilerim hanımefendi. Gökhan Bey, içeride, salonda efendim. Şöyle buyurun hanımefendi. Merse. Ne oldu Mine, neyin var? Karınla oğlun geldiler. Hoş geldiniz hanımefendi. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Bu kızım Mine. Küçük hanımla kapıda tanışmıştık. Bu da benim oğlum Cem. Hoş geldin Cem. Eviniz gerçekten çok güzelmiş. Ben gelmek istemedim baba. Annem istedi. Onun karısıyım. Bunu ispat etmeliyim dedi. Sizi kocanızla baş başa bırakayım. Diğer konuklarla da ilgilenmem lazım. Affedersin. Geleceklerinden haberim yok. Böylesi daha iyi oldu Gökhan. Nasıl olsa günün birinde onları tanıyacaktım ve ilişkimizin çıkmaz bir sokak olduğunu anlayacaktım. Bir süre birbirimizi görmesek hepimiz için daha iyi olacak. Neden? Korkuyorum. Ve bu korku hiç hoşuma gitmiyor. Sana delice aşık olup senden vazgeçememekten korkuyorum. Kızımın sana olan tutkusundan korkuyorum. Karın için, oğlun için korkuyorum. Hepimizin mutsuz olmasından korkuyorum. Bu kadarı yetmez mi? İşte bütün bunlar için artık görüşmeyelim diyorum. Neden insanlar her şeye birden sahip olamıyorlar? Bu son günümüzdü.
boş umutlar peşinde koştuğumuz son gün. Karınla ve çocuğunla mutlu ol. Küçük kız gerçekten ölecek mi Gökhan? Evet, söylemiştim sana. Yazık, ne kadar güzel bir kız. Annesine hiç benzemiyor değil mi? Herhalde babasına çekmiş. Sözü nereye getirmek istediğini anlıyorum Ayta. Ama merak etme, bir daha onları hiç görmeyeceğim. Görmeyecek misin? Neden? Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Seni hiç anlamıyorum oğlum. İşlerin iyi gidiyor. Plan tuttu. Bütün gazinocular peşinde. Ama sen gene tatmin olamadın. Anlamadım gitti. Meyhane köşelerinde içip içip dertleniyorsun. Hayat öyle garip ki... bir an bakıyorsun bütün kapılar ardına kadar açılmış. İstediğin her şeye sahip olmuşsun. Para, ün, şöhret... ama yine de eksik bir şeyler kalmış geride. Birden farkına varıyorsun. O küçük eksikler yaşamının tüm anlamıymış. Senin yine filozofluğun tuttu. Bir kelebeğin ne kadar yaşadığını bilir misin sen? Kelebek mi? Bana bak, içkiyi fazla kaçırdın galiba. Git bir yüzünü yıka icabında. Kelebekler 6 hafta yaşarlarmış. Bunu biliyor muydun? Yok ya, bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Bunu bir küçücük kız öğretti. Adı Mine'ydi. Bir kelebek gibi yaşadı, bir kelebek gibi ölecek, bir kelebek gibi. Şimdi son günlerin en gözde şarkısını sanatçı Gökhan Güney'den dinliyorsunuz. Şu işe bak ya, bir ay içinde 3. defa gene televizyondasın. Boş ver. Sana bir şey söyleyeyim. Söyle bakalım icabında. Kelebekler öleceklerini bilmeden yaşarlar. Bu kız biliyor da Aydın. Onları seviyor. Anlıyorsun beni değil mi? O zaman ne duruyorsun budala? Neden kendini işkence ediyorsun? Ara onları! Hemen şimdi, hadi hadi, durma! Arayacağım. Bir an evde yoksunuz sandım. Sizleri öyle özledim ki. Mine nasıl? Merak edilecek bir şey yok. Eskisinden daha iyi. Şimdi uyuyor. Uyanınca onu çok sevdiğimi söyle olur mu? Canımdan fazla sevdiğimi. Onsuz hayat anlamsız benim için. Bu ayrılığa daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Sizi görmek istiyorum. Böyle bir buluşmaya henüz hazır değiliz Gökhan. Hem yarın Uludağ'a gidiyoruz. Bu değişikliğin Mine'ye iyi geleceğini düşündüm. Artık bu iş bitti. Kızımla ben kendi yaşamımıza döndük. Sen de karın ve oğlunla mutlu ol. Buna alışmalıyız. Elveda.
Hoş geldiniz hanımefendi. Şu valizleri arabadan alır mısınız? Tabii efendim. Hey! Ben geldim! Gökhan! Mine! Gelmemeliydin. Gelmemeliydin. Biliyorsun, mümkün değildi. Birkaç gün olsun sizlerle beraber olmak istedim. Yoksa yarışmaya katılmayı mı düşünüyordun? Ah, keşke katılabilsem, ne kadar isterdim. Peki, neden katılmıyorsun o zaman? Bütün çocuklar benden daha iyi kayıyorlar. Kaymayı unutmuşumdur herhalde. Şimdi yürü bakalım, karnımız aç. Bu konuyu sonra konuşuruz. Gökhan! Neredeydin? Senin kaydını yaptırıyordum. Anlamadım. Yarışmaya katılıyorsun ufaklık. Kaydını yaptırdım bile. Ama nasıl katılırım? Kaymayı unutmuşum. Bana bak, sen bu yarışmaya katılmayı istemiyor muydun? Evet, hem de öyle çok istiyordum ki ama... Aması falan yok. Daha önümüzde 3 gün var. Bu 3 gün boyunca hiç durmadan çalışacağız. Sen de eski formuna kavuşacak ve yarışı kazanacaksın. Becerebilir miyim dersin anne? Tabii becerirsin. Sen istediğini elde eden bir kızsın. Sabah erkenden çalışmaya başlayalım, olur mu? Olur, ama bir şartla. Yemeğini yiyip istirahat edeceksin. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Onu her geçen gün yaşama bağlıyorsun, mutlu ediyorsun. Ben bunları biraz da seni mutlu etmek için yapıyorum. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Bozmayın! Bozmayın! Birbirinize biraz daha sarılsanıza, resminizi çekeceğim. Hatıra bu. Onu özel yere koyacağım. Nedir o? Hatıra defterim. Ha, okumak isterdim. Ben öldüğüm zaman arkamdan okursunuz. Bırak şimdi bu lafları. Hadi koş yakala beni.
sana öyle güzel bir haberim var ki anneciğim. Söyleyeceklerin bu kadar önemli mi? Ben söyledim ama dinletemedim ki. Babalık ciddi bir iştir ve bekleyemez. Babalık mı? Tabii, Gökhan amcaya babam olmasını teklif ettim, o da kabul etti. Sana müjde vermeye geldik. Ama nasıl olur? Neden olmazmış? Yoksa beni yeterince beğenmiyor musun? Yo, onu demek istemedim. Yaşasın! Artık benim de bir babam olacak! İnan Ayten, nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bütün işleri yarım bıraktı. 3 gündür ortalarda yok. Bu iş böyle devam etmeyecek Aydın. Artık ayrılmak istiyorum. Ayrılmak mı? Yo, bunu yapamazsın. Ben istiyor muyum sanıyorsun? Ama söyle bana, başka çarem var mı? Biraz sabret. İnan bana, her şey düzelecek. Daha ne kadar sabredeyim? Bu adam benim kocam. Onu seviyorum. Ama şu halime bak, perişanım. Oysa kim bilir şimdi nerelerde? Emindim ufaklık, senden zaten başka türlüsünü beklemezsin. Canım, yavrum benim! Verdiğim sözü tuttum. Yarışı kazandım. Şimdi sıra sizde. Babam olmaya söz vermiştin. Unutmadın inşallah. Unutur muyum bir tanem? Şehre döner dönmez senin şu dik kafalı anneni kandıracağım. Merak etme. Öyle mutluyum ki anlatamam size. Her istediğim oluyor. Tanrı'nın en sevdiği çocuk benim herhalde. Anne, öpsene beni, içimden geldi. Yavrum benim. Sizleri öyle seviyorum ki. Mine. Sana çok teşekkür ederim. Yavrum, kızım, ne oluyorsun? Acıyor anneciğim, çok, çok acıyor. Yavrum, bir tanem. Dayanamayacağım anne. Dayanamıyorum. Ölüyorum galiba, bitti. Yok, hayır. Şimdi olmasın. Yalvarırım Tanrım, şimdi olmasın. Allah kahretsin! Adil etmez! Öyle mutlu ettin ki, ölüm o kadar acı değil şimdi benim için. Sus, ölmeyeceksin sen. Artık çocuk değilim.
başından beri bekliyordum bunu. Ve hep böylesine mutlu bir anımda ölmek için dua ettim. Şimdi oldu işte. Kimsenin arkamdan ağlamasını istemiyorum. Benim için üzülen olursa beni tanımamış demektir. Çünkü çok güzel bir hayatım oldu. Özellikle son bölümü, son isteğimin ne olduğunu ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Hiç hissetmemiştim şimdiye kadar. Sanki içimi çekmiş almışlar, boşaltmışlar. Sanki yaşamıyormuşum gibi. Böyle konuşup acıma acı katma. Bunu cebinde buldum. Bakmadım daha. Birlikte okuyalım istedim. Bak, son sayfaya şunları yazmış. Yarış yarın sabah. Belki hayatımın son heyecanı olacak bu. Aslında bu satırları kimseyi üzmek için yazmıyorum. Ama biliyorum, ben gittikten sonra bunları okuyup üzüleceksiniz. Kimsenin arkamdan ağlamasını istemiyorum. Benim için üzülen olursa, beni tanımamış demektir. Çünkü çok güzel bir hayatım oldu. Özellikle son bölümü. Şimdilik bu kadar. Fakat fırsat bulursam, yarın yarıştan sonra yine yazacağım. Ama eğer yazamazsam, son isteğimin ne olduğunu ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Sil gözyaşlarını. Artık her şey bitti Gökhan. Kararımı verdim. Yarın Avrupa'ya gidiyorum. Bundan sonra ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Sen de ailene dön. Mutlu olmaya çalış. Mutluluk mu? Yıllarca ünlü ve zengin olmak için çalıştım. Ama benim için hiçbirisinin önemi yok artık. Bundan sonra gencecik bir fidanın, Mine'nin anısı yaşatacak beni. Onun o küçücük yüreğiyle yaşama nasıl sarıldığını hiç unutmayacağım. Sen de unutma. Üşüyorum. Sarıl bana Gökhan. Bu son gecemiz. Dikkat, dikkat! Türk Hava Yolları'nın Zürih, Frankfurt, Londra uçuşunu yapacak olan 403'te ters sayılı uçağa kalkmak üzere. Sayın yolcular, bilet ve gümrük kontrolüne girmelerini rica ederiz. Teşekkür ederiz. Attention please, the passengers who fly to Zürich... Bir kere daha düşünsün. Sus! Bitti artık. Yalvarırım, daha fazla güçleştirin. Thank you.
Geçmişse de benim dilimden seni unutmaya çalışacağım.